Nebi sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi rüyada görmek için. Şeyh Abdülkerim Cili Kuddises Sırruhu der ki, Sana Peygamber Efendimiz Hazretlerinin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek suretini zihninde hep canlı tutmanı tavsiye ederim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek sureti yani şemailini okuyup, anlayıp ve manasını düşündükçe ona ülfet edersin. Yakın bir zamanda ruhun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ülfet eder, rüyada görürsün ve inşallah efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi uyanık olarak bile görürsün. Hazreti Ali radıyallahu an efendimiz Hazretlerini sallallahu aleyhi ve sellem vasfeder ve anlatırken şöyle derdi. Efendimiz aleyhisselam uzun boylu değildi. Ama azaları birbirine girmiş gibi çok kısa boylu hiç değildi. İnsanların orta boylusuydu. Mübarek saçları ve sakalları çok kıvırcık değildi. Düz de değildi. Kıvırcıkla düz arasındaydı. Mübarek yüzü etli ve uzun değildi. Yüz yuvarlak değildi. Yüzünde bir miktar yuvarlık vardı. Mübarek ve şerefli vücudu kırmızımsı beyaz idi. Gözlerinin siyahı gayet siyah ve beyazı ise beyazdı. Mübarek kirpikleri uzundu. Dizleri, dirsekleri ve omuz başları iriceydi. Mübarek bedeni kılsızdı. Mesrube sahibiydi. Yani mübarek göğsünden göbeğine kadar çizgi şeklinde inen ince kılları vardı. Mübarek elleri ve ayakları kalınca ve etliceydi yürümeleri yamaçtan iner gibiydi. Birine iltifat ettiği zaman bütün vücuduyla beraber döner ona bakardı. İki omzunun arasında peygamberlik mührü vardı. Peygamberlerin sonuncusuydu. İnsanların en cömerdiydi. Gönlü en açık olanıydı. İnsanların en doğru sözlüsüydü. En mülayimi, yumuşak huylu olanıydı arkadaşlığı ve sohbeti en güzel olanıydı. İlk olarak gören kişi hemen heybete kapılırdı. Sohbetine katılan ve kendisini tanıyan kişi ise onu çok severdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisini vasfedenler, ondan önce ve ondan sonra onun gibisini görmedim derlerdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tirmizi, Yusuf Nebhani. En Güzel Rüya Misfak Neşriyat sayfa 89 21 Ocak Mevlana takvimi